Peki neden bir yıl sürecek denildi? Yani Evet. bu bir yıl meselesi tabii dediğimiz gibi mecaz ama belli ki bu işi organize edenler çok daha uzun süre bu etkilerin kalması gerektiğini düşünüyorlardı. Hani arada da konuştuk, Türkiye'de öyle olaylar oldu ki 28 Şubat'tan sonraki yıllarda ve hızla da gelişti. En başta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yine bir 27 Nisan muhtırası girişimi, yani tamamen silinip süpürülmedi belki. Olmadığını görünce yeni yeni darbe planları, işte bugün hala Ergenekon kapsamında yargılama devam edilenler var. Oradaki bin yıldan kasıt biz çok kuvvetli bir iş yaptık, bu öyle kolayca izleri silinebilecek bir şey değildir mi demekti? Şimdi tabii bu vesayet sisteminin devam edeceği mesajı var bunda. Yani vesayet sistemine silahlı kuvvetler sivil otoriteye 28 Şubat kararlarını değiştirtmez anlayışı var. Nasıl değiştirtmez? Biz onu yeni junta kurduk. Bu yeni junta'ya görevi devrettik. Bu junta yine sivil Devamlı otoriteyi devamlı şeklinde. kontrol edecek. Bu junta ne zaman ortaya çıktı? Balyoz davası. Bu junta. Ergonekon'da tutuklananlar bu junta. Yani 28 Şubat görevi terk ederken oluşturduğu junta. Peki bu nasıl şeysiz hale geldi? Hani biz biraz önce söylemiştik. Darbelerin üç dayanağı var. Birisi yasal dayanak, ikisi ideolojik kadrolaşma, üçüncüsü de istikrarsızlık. İstikrarsızlık, evet. Eğer 2002'den sonra tek parti olarak AK Parti iktidara gelemeseydi ve koalisyon yapmak mecburiyetinde kalsaydı o darbeler olurdu. Çünkü böyle Zemin dengesi bozuk, müsait oluyor, aynen evet. istikrarsızlık olacaktı. İşte başbakan o olacak, bu olacak, hükümet düşecek, bilmem ne olacak falan. Ondan bakan alıp buna göndereceksin. Bundan milletvekili kaydırma imkanınız falan var. Dolayısıyla böyle kaos ortamında eğer üst hükümet istediğinizi yapmasa devirebileceklerdi. Böyle 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 bin yıl bu iş gidecekti diye düşünüyorlardı.